Zımba gibi öder. Kimin gibi? Aferin sana Yasin. Eser hakkında yürü. Bu ne ya? Ha, internetten kopyalıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz. Bari çıktısını kontrol edin. Ödevimi yap nokta. Net nedir ya? Alo, efendim cerrah. Hayat, seninle konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Ne oldu? Ya dışarıdan bir sesler geliyor. Ben akşam geleceksin, konuşacağız zaten. Tamam mı? Arayayım seni sonra. Çıkmam lazım. Olur. Tamam, olur. Çocuklar ne oluyor? Yaşasın, suvariler geldi. Hayat hocam, bunlar bana hırsız diyor ya. O ne demek şimdi? Hocam, çalınan eşyalar onun çantasından çıktı. Bakın hocam. Ya çok hoştu, çok romantikti. Ama keşke böyle bir şey yapmasaydım. Ya şimdi sana çok ağır bir disiplin cezası verirlerse? Disiplinsiz sevgilim benim. Korkma sen ya. Belki yaşım küçük diye az ceza yerim. Belki ilk suçun diye tutuksuz yargılanırsın. Ya da okulun zindanlarında çürürüm. Böyle sen de uzun teneffüslerde bana görüşe gelirsin. Tespihti, temiz çamaşırdı falan getirirsin bana. Şöpşik ya. Hadi hazır mısın? Gir içeri. Tamam. De haydi. Olduğun yerde kal! Oğlum ne oluyor? Bırak! Hocam! Ne oluyor? Beynindeki nöronlarda elektrik yerine sanayi ceryanı dolaşan devreleri yanmış Nadir. Bırak çocuğu! Aman şerifim! Mahkumu zincirsiz, prangasız ve kelepçesiz getirmişler. Size saldırabilir ve zarar verebilir. O yüzden zapt ediyorum. Oğlum bırak! Kendisi bir seri katil, bir azılı suçlu değil. Sadece mikrofonu gördüğünde dayanamayan rapçi gibi normal başlayıp sonra sapıtan bir gafil. Vallahi hocam ne deseniz haklısınız. Ama söz veriyorum bir daha yapmayacağım. Oldu. İstersen bir de git şu köşede tek ayak üstünde dur, bitsin gitsin bari. Hocam ne kadar güzel söylediniz. Verin o mübarek elinizi bir öpeyim. Yavaş, gereksiz. Cezadan kurtulabileceğini mi sandın? Bir an için. Senin için disiplin cezası kaçınılmaz oğlum. Okuldan uzaklaştırmadan tasdiknameye kadar çeşitli seçeneklerimiz var senin için. Hepsini bir torbaya doldurur, içinden tombala çektiririz artık. Okuldan uzaklaştırmak mı? Okuldan uzaklaştırmak demek, Asya'dan da uzaklaşmak demek. Hala ne diyor ya? Hocam, bunu halletmenin bir yolu yok mu? Hani aramızda falan halletsek bu işi? Terbiyesiz! Sen görev başındaki bir müdüre ne teklif ediyorsun? Çık dışarı! Dur, 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 dur Nadir, dur. Loçko Kod adlı öğrenci zihnimde kıvılcımlar çaktırdı. Cezadan kurtulmanın bir yolu var Loçko. Hocam, her teklifi açıyor. Bak evladım, biliyorsun okulumuzu tiyatro yarışmasına sokacağım. Ancak öğrencilerden katılım yok. Yarın tiyatro kolu seçmelerinde uzun kuyruklar görmezsem seni disiplin cezasına çarptırır, cezanı da Ardahan Kazbaşı Anadolu Lisesi'nde çekmeni sağlarım. Hocam, siz hiç merak etmeyin. O öğrenciler o salona gelecek. Bu iş bende. Nadir. Hocam saygılar. Uyum kurusun. Gördün mü Nadir? İki dakikada nasıl çözdüm ama olayı? Ha? Ya sen var ya sen. Ben geldim. Çık kendine gel hadsiz. Kulağım senin değil mi abi? Sana güvendik. Sen mi çaldın? Ya sen mi çaldın birader? Ne oluyor ya dışarıda? Bu sesler nedir? Bakayım mı dur? Dur. Bizzat ilgileneceğim. Abi sana abi diyoruz biz. Güveniyoruz. Doğru mu usta? Daha kaç kere söyleyeceğim Hayat hocam? Vallahi benim bir şeyler çaldığım falan yok. Tamam da Müstahak, bu dolap kimin dolabı? Senin. Bu çanta kimin çantası? Benim çantam. Bunlar kimin? Ne bileyim. Hocam hatta bunlar benim.
Bakın hocam her şey ortada. Hırsız müstahak. Bir dakika. Çocuklar sakin olun. Suç ispatlanana kadar kimse suçlu değildir. Evet ben suçsuzum. Ben bir şey çalmadım ki. Az maaş aldığından şikayetçi olup duruyordu zaten. Şşş. He? Hala şikayetçiyim. Şerif müdürün cimriliği müstahakı yaktı. He bir de o var. Hayat hocam ne olursun. Şerifimin bundan haberi olmasın. Bir dakika bir dakika. Benim neyden haberim olmayacakmış? Asyan. Loşko. Demek çıkana kadar bekledim ben. Ya bırak geyiği de söyle ne ceza verdi? İyi halden serbest bırakıldım. Demek isterdim ama hayır. Şartla tahliye edildim. Neymiş peki şartı? Tiyatro seçmelerine katılmaları için edebildiğim kadar çok öğrenci ikna edeceğim. Of. O zaman işin çok zor. Zor değil ya. Yani iki kişi kaydolmuştu zaten. İki kişi de ben buldum. Aa. Ne ara buldun ya? Bu ara senle ben. Ay yok artık saçmalama. Ben hayatta o sahneye çıkıp dans falan etmem. Aa. Edersin Asya edersin. Yani ya da şey yaparız. Biz de bir oyun oynarız seninle. Beni kıracak değilsin ya. Hem sevgi neydi? Sevgi iyilikti. Sevgi emekti. Hoşça kal. Al yaz. İstersen sen bir de filmin müziğini yap ağzında tam olsun. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Sen sakın bu ara ormana falan çıkma. Av mevsimi açıldı. Sonra seni büyük geyik diye avlarlar. Ne olursun Şerif'im bir şey söyle. Yalvarırım. Bağırın, çağırın, haykırın. Yangın alarmını çalıştırın. Ama böyle kovboyu yakalamış kızı deliler gibi arkandan dönüp dolaşmayın. Yemin ederim başım dönüyor ya. Öyle mi gereksiz? Sen daha dur. Sen bunları daha hapishanede anlatacaksın. Pardon, söz almak istiyorum. Müstahak abi ben geçenlerde kantinden bir tane karışık tost söyledim. Ama tostun içinde sadece kaşar vardı. Yoksa sucukları sen dregandi mi yaptın ha? Ya yemin ederim ben çalmadım. Vallahi billahi ben çalmadım ya. Sen çalmadıysan kim çaldı? Ha? O zaman onların sende ne işi vardı? Seni konuşturacağım müstahak. Gereksiz. Ne yapıyorsun? Müdürüm, şimdi iyi polis, kötü polis oynayacağız. Anca suçunu öyle itiraf ettiririz buna. Şimdi ben rol değiştirip iyi polis olacağım. Siz zaten kendiniz kötüsünüz. Bakın şimdi. Müstahak abicim, bak burada yabancı kimse yok. Biliyorsun, kardeşin müdürü. Bizim yanımızda her şeyi rahat rahat anlatabilirsin. Sen yaptın değil mi abi? Hadi itiraf et, sen yaptın. Ben yapmadım Nadir. Ben yapmadım, ben yapmadım. O zaman nasıl girdi onlar senin dolabına? Kuzenimin yeni doğan çocuğuna verdiğim Şerif ismini nüfusta sildireyim ki ben yapmadım. Bak Müstahak, benim bu sözlere karnım tok oğlum. Sen yapmadıysan kim yaptı? Müdürüm, biraz sakin. Müstahak abicim, gerildin değil mi sen ha? Dur ben sana birazcık masaj yapayım. Sen mi yaptın? Sırtına gereksizse söndür yazılacak gereksiz. Ne yapıyorsun? Ya müdürüm ben iyi polisim ya. Güya iyilik yapıyorum. İyi polis yapıyorum. İyi. Al müstahakı karşıdan karşıya geçir bari. Ha olay bende. Şerif. Şerif, Hayat'la Cerrah düğün pastası bakmaya gideceklermiş. Biz de onlarla gidelim. Sana hayır demem imkansız biliyorsun bir tanem ama şu anda çok önemli bir durum var. Başka zaman gitsek, başka zaman halletsek. Hay Allah ya. Hayatlarla gitsek belki bize indirim falan yaparlardı da. Neyse, pahalı mahalı malı çözerdik. Yavaş. İndirim söz konusu olduğunda akan sular durur. Hemen geliyorum. Şerif'im. Ben ne olacağım? Duruşmaya ara verildi. Senin durumun yarın karara bağlanacak. Siz gidin my captain, olay bende. Cerrah Bey,
Eğer isterseniz ben size ön sunum yapayım. Mesela şu pasta... Teşekkürler. Yani bu pastaya da organizasyona da gerek kalmayabilir. Evet. Sonunda baş başa kalabildik Müstahak. Şimdi bana yani iyi polise her şeyi birer birer anlatıyorsun ve bir şeye ihtiyacın olduğunda anında bana söylüyorsun. Ne oluyorsun ya? Çok daha iyi polis oluyorum. Bir şey, bir tanem. Hadi anlat bakayım, olaylar nasıl gelişti? Ya Nadir, sen niye laftan anlamıyorsun? Gelişen bir olay falan yok. O gelişmemiş kafanla neyin peşindesin onu anlamış değilim. Hey! Hey, hey dostum. Acilen kendini adaletin şefkatli kollarına bırakıyorsun ve her şeyi itiraf ediyorsun. İftira ediyorlar. Ne itirafı? Ben hırsızlık yapmadım ki. Demek benden kötü polis olmamı istiyorsun ha? İyi polis. Kötü polis. Merhaba, kolay gelsin. Başladınız mı? Cerrah. Evet. Geç kalmadım değil mi? Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi misin sen? Aslında seninle konuşmak istediğim bir şey var. Ya ben az... Merhabalar. Merhabalar Cerrah Bey. Nasılsınız? Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaynanalarımız bizi seviyormuş. Tamam. Şey, biz de bakabilir miyiz pastalara? Ha tabii, buyurun buyurun tabii. Çünkü biliyorsunuz bizim de bir düğün hazırlığımız var. Sizin düğün hazırlıklarınız bizim için staj niteliğinde. Müsaadenizle. Lütfen. Bozulmadın değil mi, sana söylemedim diye? Şimdi onların da düğün hazırlığı, merak ettiler, gelmek istediler. Kıramadım. Yok canım, önemli değil, iyi yapmışsın. Ben mesela meyveli pasta öneririm size. Çok lezzetlidir. Tamer abi o zamanlar savcıydı. Yani Cerrah abiyle ne gibi bir bağlantısı olabilir ki? İşte ben de bunu bulmaya çalışıyorum Gözde. Koray, neden yapıyorsun bunu? Yani neden bu kadar çok kurcalıyorsun? Çünkü abimin de her şeyin hakimi olmadığını öğrenmesini istiyorum. Yani bazı şeylerin unutulup gitmeyeceğini görmesi lazım. Bunlar neler yapmışlar, şuraya bak. Bunlar olmasa da olur biliyor musun? Hatta hiçbir şey olmasa da olur. Sen ol yeter ki. Ya senin canın bir şeye sıkkın, söylemiyorsun bunu. Getirdim diye mi olsun? Ya yok canım, bunlarla bir ilgisi yok. Canın sıkkın olduğunu kabul ediyorsun ya. Seninle baş başa konuşmak istediğim bir şey var. Konuşalım. Ne olur ki? Ne yapıyorsun? Ama benimle inatlaştı. Benden çok inatlaştı. Tamam, sakin. İnternetten biraz araştırdım. Adalet Bakanlığı'nın kadrosunda bu isimde savcı yok. Ama baraya kayıtlı biri var. Ya ben hala anlamıyorum. Yani Cerrah abiyle Tamer abinin ne alakası olduğunu... ...o davetiyenin sizde ne aradığını hala anlamıyorum. Ben bunu öğrenmenin bir yolunu biliyorum galiba. Bak, gördün mü Sevda Hanım? Senin Koray durduğu yerde durmuyor.
niye yapıyorsun bunu ya? Ya kusura bakmayın, ortalığı da berbat ettim ya cerrah. Cerrah Bey? Özür dilerim, dalmışım biraz. Çok özür diliyorum. Ya ben böyleyim işte. Mahallede çocukların oynadığı top önüme yuvarlanmaya görsün. Yemin ediyorum hemen maça tutuşuyorum. Böyle kendimi kaybediyorum. Röveşata, çift dalma falan. Allah ne verdi? Aha geliyorlar. Müdür Bey. Bir tanem. Çok pişmanım, affettin mi beni? Ol zaten. Pastaları yüzüme öyle bir çarptın ki şeker komasına girecektim. Çok tatlısın, hem de yüzünde pasta olmadan bile. Yalnız bak senden şunu özellikle rica ediyorum. Lütfen beni bir daha böyle bir oyunun, böyle bir olayın içine sokma. Çünkü gerçekten kendimi kaptırıyorum ya. Bir huyunuzu daha öğrenmiş olduk Müdür Bey. Onu anladık. Hayatçığım biz seninle şu yemek seçimine geçelim mi? Bence o faslı hiç geçmeyelim. Yani böyle pastaydı, çiçekti, gereksiz harcama. Bence onu harcayacağımız parayla birkaç tane daha fidan alalım, bir hatıra ormanı yapalım, ne olur. Cerrah, çok affedersiniz. Sen bana bir şey mi söyleyecektin, bir söyler misin? Ya ben de aslında aynı şeyi söyleyecektim sana. Yani şu pasta falan organizasyonu bırakalım. Onun yerine dediğin gibi fidan falan ekelim. Duydun değil mi? Dünyalar zengini adam bile düğün masrafı yapmamak için yemekti, pastaydı. Of. Efendime söyleyeyim, çiçekti, böcekti gibi şeylerden vazgeçiyor. Acaba diyorum kız, acaba biz de... Kurduğun cümleyi tamamlarsan her şey burada biter Müdür Bey. Ah, yüzüme yapıştırdın yine Müdür Bey. Maşallahım var bugün. Pasta? Pasta yok. Aç. Bakalım ne kadar daha kaçacaksın. Neyhan-ı Şerif'im, şimdi gerçekten beni kovuyor musun? Bak Müstahak, başka çarem yok oğlum. Veliler okuldaki hırsızlık mevzunu büyütmesinler, şikayet etmesinler diye böyle yapmak zorundayım oğlum. Ama ben hırsız değilim ki. Ben bir şey çalmadım. Ama onca şeyi açıklamıyorsun. Onca şeyin dolabında ne aradığını açıklayamıyorsun. Bak, ben de seni kovmayı hiç istemiyorum. Derinlerde bir yerde beni sevdiğini biliyordum Şerif. Sevgiden değil gereksiz. Senin kadar ucuza çalıştırabilecek bir eleman bulamam diye istemiyorum. Neyse. Hadi git eşyalarını topla oğlum. Ama Şerif'im. Müstahak. Hadi git. Gözde. Ne oluyor ya? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne yapıyormuşum? Burak bitti, şimdi Koray'a mı yanaşıyorsun? Sevda, benim kimseye yanaştığım falan yok. Gözde. Koray'ın sana yüz vereceğini mi sanıyorsun sen? Sevda, benim Koray'la bir işim yok. İlişkiniz olduğunu biliyorum. Burak'la da bir ilişkim vardı benim. Burak seni sevmiyordu. Ama Koray seviyor, biliyorum. Ha, sen de beni sevmiyor diye ayarttın yani, öyle mi? Sevda, benim kimseye ayarttığım falan yok. Ama bizi ayırmak için elinden geleni yaptım. Gözde, aslında benim sana teşekkür etmem lazım, biliyor musun? Sen Burak'la beni ayırmasaydın eğer, ben Koray gibi birini tanıyamayacaktım. İyi işte, ne güzel. Şimdi izin olursa gidebilir miyim? Gözde. Bak.
Kulaklarını aç, beni iyi dinle. Ben Burak'tan vazgeçtim, sen de onu elde edebildin. Ama ben Koray'dan vazgeçmeyeceğim. Arkadaşlar, bugün içinizdeki Türkan Şoray'ı, Cüneyt Arkın'ı keşfedeceğiniz gündür. Bugün Oscar heykelciğine giden yolda kırmızı halıya atacağınız ilk adımın günüdür arkadaşlar. Loçko kardeşiniz sizi içinizdeki yeteneği keşfetmeye çağırıyor. Ha, sadece içinizdeki yeteneği keşfetmekle de kalmayacaksınız. Tiyatro koduna yazılanlar, provalar süresince derslerden, sözlülerden ve yazılılardan yırtacak arkadaşlar. Evet. Tamam, tamam. Arkadaşlar, hepinizi bekliyorum. De haydi. Hadi yürüyün daha. Hadi bakalım. Hadi. Kıvırcık, bak seni mutlaka bekliyorum. Yetenekli çocuksun, hadi. Tamam, geleceğim. Loçko, sende de bayağı politikacı potansiyeli varmış. Tabii ki Asya. Yani bugün demokratların adayı ben olsaydım, bugün Trump'ın yerinde ben oturdum. Ama olmadı. Mustafa abi nereye ya? Böyle valizi falan toplamışsın. Burak kardeş, bu hırsızlık mevzusu yüzünden kovuldum. Memleketime dönüyorum. Ne diyorsun ya? Hakkınızı helal edin diyorum. Hakkını helal et. Helal olsun abi. Abi helal olsun tabii de yani. Olmadı ki böyle. Tabii keşke böyle bir iftira atılmasaydı da yüzüm kızarmadan gitseydim. Utanmadan yüzünüze baka baka gitseydim. Ama olmadı. Kısmet değilmiş. Abi deme bak öyle. Üzülüyoruz ha. Üzülme Burak kardeş. Kaderimde böyle utana sıkıla gitmek varmış. Ben hırsızlık yapmadım. Benim adımı hırsız olarak hatırlamayın. Bu bana yeter fazla. Şey yapmamız lazım yani. Bence abi Müstaka abi hırsız falan değil yani. Ben de öyle olduğunu inanmıyorum zaten. Böyle çekip gitmesine izin veremeyiz. Aynen, bence de değil. Hayat Hoca'ya gidelim. Belki o bir şeyler yapar. Aynen, hadi gidelim. Gel. Günaydın, günümün aydınlığı kara sevdam. Günaydın. Gemileriniz sigortalı değildi galiba. Ne? Karadeniz'de batan gemilerinizden bahsediyorum. Sigortalı değil galiba. Ay Koray, şaka kaldıracak halim yok gerçekten. Hop 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 hop. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne oluyor? Neye bozuksun sen? Sana. Bana mı? Ben ne yaptım ya? Koray, gözlere ne işler çeviriyorsunuz siz? Ne bu yakınlık? Bak Koray, ben tam sana inanmaya güvenmeye başladım. Bir darbeyi daha kaldıramam. Ya saçmalama Sevda. Durum öyle tahmin ettiğin gibi falan değil. Bütün savunma cümleleri böyle başlıyor zaten değil mi? Ya bir şey savunmuyorum ki ben. Dinleyeceksen anlatacağım. Dinliyorum. Tamam gel şöyle. Gel oturalım gel. Birincisi, hayatımda Gözde yok. Bir tek sen varsın. İkincisi, Gözde ile konuştuğumuz konu abim ve Hayat Hoca ile ilgili. Gel. Beni çağırtmışsınız. Ya senden bir şey rica edeceğim. Bir arkadaşım aradı da benim. Bir okulun kitap ihtiyacı varmış. Ben çok karışım. Sen götürür müsün rica etsem? Hocam götürürüm tabii. Ne demek? Sağ ol. Neymiş o Hayat Hoca ile ilgili olan konu? Gel. Onu da gittiğimiz yerden alacağım. Gel hadi. Nereye?
Nereye mi? Ya sen bir yere gidelim desem ben sana nereye diye sorar mıyım? Ha? Çünkü ben seninle ölüme bile giderim. Gel hadi. Demek gittin Müstaka. Çok da üzgündü hocam. Yani ben hırsız değilim diye falan durdu hep. Açıkçası biz de onun hırsız olduğuna inanmıyoruz. Yazık yazık. Vallahi ben de inanmıyorum hiç Müstak'ın böyle bir şey yapacağına ama. Hocam Müstak abi telefon çalındığı sırada okulda değilim dedi ama. Ama ne? İspatlayamadı hocam. Tabii. İspatlayamaz tabii. Müdür bey parasına kıyıp kameraları yaptırmadığı için. Hepsi bozuk hala. Yani. Ya o sırada Müstak abinin okulda olmadığını bir ispatlayabilsek hiçbir sıkıntı kalmayacak zaten. Kovulmayacak yani ama. Görüntü olmadığı için elimizde bu imkansız. Aslında benim aklımda bir şey var ama bilmiyorum çalışır mı. Ya Koray yürütüyorsun beni böyle gözlerim kapalı. Ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Ya gel tamam sakin ol. Hazır mısın? Hazırım. O zaman işte. Koray çok güzel. Burası ne böyle? Burası bizim gizli yerimiz. Gizli yer mi? Evet. O kadar gizli ki sen bile bilmiyorsun. Hadi gel oturalım. Nereden çıktı bu gizli yer? Ya hani bir ara gözleri bırak kaybolmuştu da onları arıyorduk ya. Evet. İşte o zaman sen Burak'la bizim gizli yerimiz var demiştin. Sen de beni kıskandın yani. Yok canım. Ne kıskanacağım? Geberdim, geberdim. Burası artık seninle bizim gizli yerimiz. Sen çok tatlı, çok düşünceli, çok... Yakışıklı. Ukalasın sen, ukala. Ama tamam, hem yakışıklısın hem ukalasın. Ya Aragaz, Müstak abi okuldan ayrılmış biliyor musun? Biliyorum, hep onu düşünüyorum ya. Bariyer, biz acaba yanlış mı yaptık? Ya ben de üzülüyorum ama abi kendi gözlerimizle gördük yani. Kayıp eşyalar onun dolabından çıktı. Bir de eşyasını kaybedenin durumunu düşünsene. Ne bileyim ya. Yani zengin bebesi olsak koymaz ama Zeynep için telefonu bayağı değerliydi. Şuraya bak, kancı burun hiç takmıyor seni. Şş, alo. Normalde atar yapardın, duymazdan mı geliyorsun? Hayırdır gencolar, bir problem mi var? Hiç duymamış ya. Ya sen bayağı disconnect olmuşsun birader. Baksana anında ağa bağlanılamıyor yazıyor bari ya. Ya Aragaz, espri yapmadığın zamanlarda komik çocuksun aslında biliyor musun? Ha. Neyse, oğlum Hayat Hoca beni bir okula gönderdi kitap götürmem için. Okulun durumu perişan abi. Baksana, dökülüyor ya. Yani sadece kitap değil, bir sürü eksiği var bu. Ya çocuklar burada nasıl ders yapıyor ya? Resmen harabe. Abi biz kendi okulumuza burun kıvırıyoruz. Millet ne şartlarda okuyor ya? Ya aynen. Bir şey yapmak lazım ya. Vallahi aslında benim kafamda bir fikir var. Okulda kampanya başlatacağız. Sadece kitap değil, yardım da toplayacağız. Var mısınız? Ay burası ne kadar güzel bir yer ya. Sen nereden buldun burayı? Burası yoktu ki zaten. Yani ben açtırdım. Ne? Şaka şaka. Ya geçenlerde arabanın lastiği patlamıştı. Burayı gördüm. Aklıma bir anda sen geldin. Canım benim. Koray.
Buray, iyi ki şahit olmadım ben olaya. Abi, Sevda çok iyi. Hala çok kızgınsın değil mi abine? Ne çok. Yani tarifi yok. Ama o haksız tokadın acısını ondan çıkartacağım. Göreceksin. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Sonra çıkarsınız, bu önemli. Sizden ricam, dün çektiğiniz ne kadar fotoğraf, video, öz çekim varsa hepsini bana gönderir misiniz? Niye hocam? Hocam, artık okulda fotoğraf çekmek de mi yasak? Hayır canım, alakası yok. Sadece şansımız yaver giderse müstahakın suçsuz olduğunu ispatlayacak bir delil bulabiliriz belki. Ha, evet hocam ya. Anlatabiliyor muyum ya? O yüzden sizden ricam, şimdi teneffüste lütfen gidin diğer arkadaşlarınıza. Söyleyin ne kadar öz çekim, video, fotoğraf varsa hepsini bana göndersin. Tamam hocam, o iş bizde, hallederiz. Hadi, tamam, hadi. Hadi. Size güveniyorum. Tamam hocam. Gönderdiniz mi? Söylediniz mi? Herkes gönderiyor değil mi? Gönderdik. Gönderiyoruz hocam. Burası bizim okulumuz. İşte canım okul. Seni çok seviyorum. Bakalım. Aa hocam bakın. Müstahak abi işte bahçede. Aa, elinde kapı var mı? Gördüm gördüm. Bir dakika, şu sesi nereden açılıyor? Bir aç bakalım sesini. Ne diyor? Duydunuz mu? Fonda şey, öyle tatildi. O zaman saat ben size söyleyeyim 12. Evet. Tam 12'de çalıyor. Hocam zaten Zeynep'in telefonu tam o saatte çalındı. Evet. Hocam bir şey söyleyeceğim. Peki Müstahak abi aynı anda hem bahçede hem de Zeynep'in telefonu nasıl çalıyor? Aynen abi. Ya mümkün değil. Şimdi o zaman şu önemli. Zeynep, sen en son telefonunu hatırlıyor musun? Ne zaman yanındaydı? Yani bilmiyorum ki hocam, hep yanındaydı herhalde. Bir saniye. Zeynep bana tam 11.59'da mesaj atmış hocam. O zaman bir dakika. Demek ki dersteyken telefonu Zeynep'te. Hocam zaten zil çaldı, ben dışarı çıktım. Sonra telefonumu unuttuğumu fark ettim. Geri döndüm. Ama yani bir dakika kadar bir sürede falan çalınmıştı. Yani yoktu. Emin misiniz? Bir dakika içinde mi? Evet evet, eminim. O zaman şunu anlamamız gerekiyor çocuklar. Bahçeden sınıfa Müstahak bir dakikada gelebilir mi, gelemez mi? Nasıl anlayacağız hocam? Ulan İstanbul, sana geldiğim gün sana ne demiştim? Seni yeneceğim demiştim. Değil mi? Ama bak, ne oldu? Yenemedim. Sen beni yendin. Ama eline ne geçti? Başın göğe erdi mi? Yazıklar olsun sana. Lafımı bölme oğlum. Sana daha laflarım bitmedi İstanbul. 20 milyon insanı sakladın. Bu gariban Müstahak'ı saklayamadın ya. Bu ayıp sana yeter. Akıllı ol İstanbul. Akıllı ol. Sırrını ya sen söylersin ya ben. Seçim senin. Hocam, Müstahak abinin durduğu yer tam burası değil mi? Orası orası. Hazır mısın? Hazırım. Sayıyorum. 3, 2, 1... Koş! Çocuklar Allah'ım. Hocam, inşallah hızlı gelemez. Hocam,
Müstahak'ın hızlı geleceği kesin. Kaç dakika oldu? İki. Yani müstahak suçsuz arkadaşlar. Oh be. Yani biri komplo yaptı ve çaldığı şeyleri gitti müstahakın dolabına koydu. Yani hocam müstahak abi şimdi suçsuz yere okula mı atıldı? Maalesef. Ya hocam yani müstahak abi herkesin ortasında hırsız damgası yedi. Bunun nasıl bir duygu olduğunu çok iyi bilirim. Yapma be oğlum. Ya ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum, çocuklar hatamızı bir şekilde telafi etmemiz lazım. Nasıl yapacağız? Peşinden gideceğiz. Ben gideceğim. Tamam. Kim geliyor benimle? Bir dakika, ben öyle hepinizi birden alamam. Civciv küçücük kutu kadar araba. Üç kişi. Bariyer. Ben. Burak, Onur. Yürü. Hadi. Çocuklar koşun. Öğretmenler odasında montum var. Hocam ne oluyor? Evladım ne oluyor? Müdür bey, müjdemi isterim. Müstahak suçsuzmuş. Vallahi mi? Bak, yemin ediyorum elim içime doğmuştu. O kadar saf biri hırsız olamaz dedim. Ben olurum, o olamaz. Yani ben olurum derken lafı gelişir. Tamam müdür bey, bizim şimdi müstahakı gidip getirmemiz lazım. Bunları sonra konuşalım. Olur mu? Müstahakı getirin. Onsuz dönmeyin. Onu alın getirin. Tamam, hay. Getir. Alo. Alo. Müstahak. Neredesin? Hayal kırıklıklarımı bavuluma doldurdum. Gidiyorum. Elveda. Ay Müstahak, hiçbir yere gitme. Biz geleceğiz, alacağız seni. Neredesin? Hayır, ben artık o okula dönmek istemiyorum. Müstahak, Allah Allah. Oğlum neredeysen söylesene. Galata Köprüsü'nün hemen yanındayım. Balıkçı var yanımda. Gözlüklü. Çok da acemi. Daha bir balık bile yakalayamadı. Tamam. Geliyoruz. Yürü. Yürüyün çocuklar. Ay anahtar yok çocuklar. Yürüyün, koşacağız. Koşacağız. Ya ben şimdi şunu anlamadım. Senin ablanın nikahıyla senin abinin ne alakası var? İşte biz de bu sorunun cevabını arıyoruz Seda. O Tamer olacak pislik piyasadayken ablanla Cerrah abi tanışmıyordu bile. Yani biz eski okuldayken tanışsalar yine de tarih uymuyor. Nikah tarihi çok daha eski. Benim aklım çok karıştı. Ya siz niye direkt işin aslını onlara sormuyorsunuz? Hayat Hoca dürüst biri yani. Durum neyse anlatır direkt. Dürüst biri de bence Hayat Hoca da bir şey bilmiyor. Yani ben Hayat Hoca'nın nikah davetiyesini saklamasını anlıyorum da... Cerrah abi bunca yıl niye saklamış anlamadım. Hem de gitmediği ve gerçekleşmeyen bir nikah davetiyesini saklıyor. Hiçbir şey bilmiyoruz ama öğreneceğiz, merak etmeyin. Nasıl öğreneceğiz? Sadir çocukluğundan beri abimin yanında çalışır. Ya o kesin bir şeyler biliyordur. Ona soracağım. Hocam Müstahak abi köyüne dönmeyecek. Onu almadan dönmek yok hocam, net. Ya çocuklar, hepsi benim suçum. Ya hocam size ne alakası var, niye suçunuz olsun? Ya asıl bizim suçumuz hocam ya. Sizinle bir alakası yok. Ya nasıl yok çocuklar? Siz müstahak hırsız dediğine benim hemen inanmamam lazımdı. Bir enine boyuna tartmam lazımdı. Basiretim bağlandı. Nasıl yaptım bu hatayı ya? Bu balıkçı da değil. Gördüm. Nadir. Üretim hatası diye fabrikanın geri çağırdığı gereksiz. Öyle patladanak insanın karşısına çıkılır mı? Ödümü koparttı, ne oluyor? Müdürüm. Ne oluyor? Müdürüm, tiyatro seçmeleri için bir kuyruk var. Sanırsınız beleş wifi var. Öyle bir kuyruk. Vallahi de. Vallahi. Yürü oğlum o zaman. Tiyatro seçmelerine başlayalım, yürü. Müstahak. Müstahak. Neredesin? Seni arıyoruz. Hadi yürü, okula gidiyoruz. Hadi. Kuzum. Bir dakika. Hadi. Hayır. Ne? Ben sizinle geri dönmek istemiyorum Hayat Hocam. Ne demek?
demek geri dönmüyor? Ben artık okula geri dönmek istemiyorum. O okulda bana iftira attılar. Bana hırsızsın dediler. Kimsenin yüzüne bakacak yüzüm yok. Nasıl geri döneyim? Hüseyin deme öyle. Ne olur bak hepsi hatasını anladı. Hepsi pişman. Çok mahcup. Hadi lütfen. Bak abi hepimiz çok üzgünüz ya. Hadi abi tüm okul seni bekliyor. Lütfen kırma bebezi. Hayır benim bir kere kalbim kırıldı. Ben dönemem. Biz senin kırılan kalbini tamir edeceğiz. Söz ne oldu? Abi sen olmasan biz kimle şakalaşacağız ya? Sen olmasan kim zili 5 dakika erken çalıp bizi derslerden kurtaracak? Efendim? Yani abi sen olmasan Şerif Hoca'yı kim dedirtecek? Ya. Hadi ne olur Müsta. Ciğerim yandı. Ne olur hadi. Çok üzgünüm. Hadi be abi. Duvar mısın? Yeşildi fındık dalları, yine yeşillendi. Hadi yavrum, hemen kulak burun boğazı. Geç olmadan, çabuk hadi. Sıradaki. Merhabalar hocam, adım Sedat Çilioğlu. 11A'dan katılıyorum. Şimdi sizlere illüzyon gösterisi yapacağım. Ne yapacaksın, şapkadan tavşan mı çıkartacaksın yavrum? Sene olmuş 2017, hala illüzyon yapan var ya. Şaka gibi arkadaş. Şerif bırak da çocuk gösterisini yapsın. Hadi yap. Helal olsun evladım. Performansına bayıldık. Seçildin. Tebrikler. Bizim nasın? Teşekkürler hocam. Sağ olun. Teşekkürler. Oğlum gel. Amma ağırsın ya. Hadi ya. Geliyorlar, geliyorlar. Neredeler oğlum? Ya. Müstahak çocukların sana söylemek istediği birkaç kelamı var. 3, 2, 1. Aferin bizim Müstahak abi. Ne yaptınız oğlum ya? Ağlayacağım birazdan vallahi. Gördün mü Müstahak seni ne kadar çok seviyorlar. Vallahi hocam benim o kadar çok sevdiğinizi bilmiyordum. Vallahi galiba biz de bilmiyormuşuz seni kaybedince anladık. Arkadaşlar konuşmayı bırakın. Müstahak abi omuzlara. Hadi.